Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Piyasaların dengesi ne yazık ki bozuldu sevgili dostlarım ve dolar bugün 5.83 seviyesine kadar yükseldi. Büyük ihtimalle 5.85 seviyeleri de zorlanabilir. Şu aralar biraz geri çekildi gerçi 5.81 ama görünen o ki 5.80'in üzerinde tutunduğu her an yukarıya trendi devam edecek. Peki neden? Öncelikle şunun altını çizelim. Bu söylediklerimizin hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Size dolar alın ya da dolar satın ya da herhangi bir emtia alın ya da emtia satın demiyoruz. Burada daha çok ekonomik değerlendirmeler yapıyoruz. Trade de yapmıyoruz sevgili dostlarım biz. Trade dersleri de vermiyoruz. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir teknik analiz dersi ya da bir ekonomi dersi falan da vermiyoruz. Sadece yaptığımız şey piyasaları incelemek, ekonominin genel verilerini incelemek ve bu verilere göre de sizlerle öngörülerimizi paylaşmak. Bu öngörüleri beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bunlara göre yatırımlarınızı yönlendirirsiniz ya da yönlendirmezsiniz. Tamamen sizin kararınız. Öncelikle altını çizmek istiyorum. Hiçbir maddi ya da manevi beklentimiz olmadan bunları yapıyoruz. Önemli olan bilgiyi paylaşmak ve biz de bu bilgiyi sonuna kadar sizlerle paylaşacağız. Tek amacımız sizleri kazanabilmek ve sizlere mümkün olduğunca en doğru olan bilgiyi verebilmek. Bu girişi yaptıktan sonra gelelim dolar meselesine sevgili dostlarım. Doların yükseliş trendi devam edecek gibi görünüyor. Daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Özellikle Türkiye'deki makroekonomik verilerin çok ciddi bozulma yönünde ilerlediğini sizlere defaten söylemiştik. Türkiye'nin büyüme verileri biliyorsunuz artık daralma verileri olarak karşımıza geliyor. Türkiye'de cari açık düşüyor ama cari açığın düşmesinin karşılığında çok ciddi fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyoruz. Diğer bütün dengelerimiz bozuluyor. Türkiye'de sanayici her geçen gün batma noktasına geliyor. Pek çok firma konkordato ilan ediyor ve bu konkordato ilan eden firmaların birçoğu da İflas bayrağını çekmek üzere bekliyorlar. Seçimler bekleniyordu. Seçimlerden sonra artık adımlar atılacaktı. Ama görünen o ki seçimlerin de bir türlü biteceği yok. 13'ünde artık son nokta konulur diyorduk. İstanbul'la ilgili en azından bundan sonraki süreçte yolumuza bakarız, önümüze bakarız diyorduk. Ama görünen o ki YSK'dan bir türlü karar çıkmıyor. Beni endişelendiren konu, aslına bakarsanız piyasayı endişelendiren konuysa şu. Hem İstanbul'un hem de Büyükçekmece birleştirilmiş olması ve bununla ilgili ortak bir karar verilecek olması. Yani Büyükçekmece'de bir seçim kararı alınırsa İstanbul'da da yeni bir seçim kararı alınmış olacak. Bu şu demek sevgili dostlarım. Türkiye'deki siyasi belirsizlik iyiden iyiye derinleşecek. Neden? Çünkü 60 günlük bir süreç daha önümüze gelecek ve Türkiye 60 gün daha ekonomiyi ön plana almak yerine seçimi ön plana almaya devam edecek. Özellikle uluslararası camiada Türkiye'nin demokrasisiyle ilgili çok ciddi kuşkular ortaya çıkacak. Bunu daha önce de söylemiştik. Yine söylüyoruz ve bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Birileri çıkıp şunu söylüyor. Ya sen siyaset yapıyorsun. Sen aba altından sopa gösteriyorsun. İşte hukuksuzluğu mu tasvip ediyorsun? Elbette hukuksuzluğu tasvip etmiyoruz. Ama Türkiye'de ikide bir hukukun birilerinin lehine ve sürekli birilerinin aleyhine değiştirilmesinde doğru bulmuyoruz. Vatandaş bir karar vermiş. Bu karar sonrasında da bir an önce artık bir şeylerin açıklanması gerekiyor. Ve bunun sonrasında da Türkiye ekonomisinin yoluna girmesi gerekiyor. Bütün beklentimiz bu. Refahımızın iyi bir seviyeye gelmesini bekliyoruz. Artık gelir dağılımı ile ilgili Türkiye'nin adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin üretim ekonomisine, sanayi ekonomisine, tarım ekonomisine geçmesini bekliyoruz. Bakın gittim bugün marketten 1 kilo soğan aldım, fiyatı 10 lira. 1 kilo domates aldım, fiyatı 10 lira. 2 parça ürüne 20 lira verdik ve insanlar bu ülkede asgari ücret ve asgari ücret seviyesinin altında geçinmek zorunda kalıyorlar. Milyonlarca insandan bahsediyoruz sevgili dostlarım. Ve bütün bunların toplamında bakıyoruz ki hala siyasi belirsizlik uğruna Türkiye ekonomisi feda ediliyor. Gelelim dolara. Bir türlü gelemedik değil mi sevgili dostlarım? Haklısınız. Dolar 5.28 seviyesine indiği zaman videolarımızın altına ne küfürler yedik anlatamam size. İşte senin verdiğin bilgilerin hepsi yanlış vesaire. Bakın arkadaşlar, keşke benim verdiğim bilgiler yanlış olsaydı. Keşke ben haksız çıksaydım. O küfürleri yemeye de razıydım, açık ve net söyleyeyim sizlere. Ama görüyorsunuz ki, o zaman da söylemiştim, çok erken konuşuyorsunuz diye. Bugün de söylüyorum, çok erken konuşuyorsunuz. 5.28'e gelen dolar oradan aşağıya inmedi. 5.28'de bile tutunamadı, hemen 5.40'a çıktı. Ardından da
5.40 seviyelerinden adım adım bugünlere kadar geldi ve bugün 5.85 seviyesini zorluyor. Bu seviye bizim bir önceki yaşadığımız şok seviyesinin bile üzerinde, biliyor musunuz? Evet, bir önceki seviye 5.75'ti hafta sonu kapanışı itibariyle. Şu anda biz 5.81 seviyesindeyiz. Bugün 5.83'leri de gördük. Arka arkaya sizi rakamlara boğmak istemiyorum ama söylemeye çalıştığım şey şu. Peki madem bu kadar kısa bir zamanda tekrar bu seviyelere dönecektik, neden CDS'lerimizin 475'lere kadar yükselmesine neden olduk? Neden Merkez Bankası bu kadar çok müdahale yaptı prestijini bozmak pahasına? Neden uluslararası piyasalarda, özellikle swap piyasasında bu kadar prestijimizi yerle bir ettik? O piyasaya TL vermedik ve yabancı sermayenin hakkımızda artık çok daha net olmayan düşüncelere sapmasına sebep oldu. Yani yabancı sermaye artık Türkiye'ye güvenmiyor. Güvenmeyecekti. Bunun en net göstergelerinden bir tanesi sevgili dostlarım. Borsa 100 bine çektiler. O zaman demiştim, bakın şimdi bir keriz silkelemesi gelecek esas diye. 98 bin, 99 bin aralığında tuttular. Sonrasında çakmaya başladılar ve bugün 95 bin puan seviyesinde gördük borsayı. Yazık değil mi? Orada yatırım yapan, 100 binin 150 bine gideceğini düşünen insanlara yazık değil mi? Borsanın düşeceği çok aşikardı. Bankacılık sistemiyle ilgili sıkıntılar çok aşikardı. Türkiye'nin enflasyon rakamları çok ortadaydı. Faizlerimiz kademe kademe yükselirken buradan bas bas bağırdık. Bakın yapmayın etmeyin dedik. Repo ihalelerini kısıyorsunuz ama faizlerle oynuyorsunuz. Faizlerin yükselmesine neden oluyorsunuz. Tahvil faizleri %17'den %23 seviyelerine geldi dedik. Yapmayın etmeyin dedik, dinleyen olmadı. Bugün yine %23'ün hemen kıyısındayız. %22'nin üzerine çıkmış durumda. Dolar 5.83, Euro 6.53. Yani dengeler alt üst olmuş durumda. O zaman tekrar soruyorum. Neden Merkez Bankası bu kadar çok müdahale yaptı? Neden rezervlerimiz bu kadar çok sıkıntıya girdi? Neden swap piyasasında bu durumlara düştük? Neden CDS'lerimiz alt üst oldu? Bundan sonra bankacılık sistemi acaba sendikasyon kredilerini döndürmekte zorlanmayacak mı? Ya da Sayın Berat Albayrak diyor ya, biz bankacılık sistemimizin aktiflerini ve bilançosunu güçlendireceğiz. İyisiniz, hoşsunuz da size şunu sormak istiyorum. 28 milyar lira gibi bir devlet iç borçlanma senedi vereceksiniz bankalara. Nakit bile vermeyeceksiniz. 28 milyar çok büyük bir para gibi görünüyor ama zaten para da değil gerçi, ama bu meblağ sizin 2 trilyon liralık kredi hacminizin yanında hiçbir şey. Ve eğer ki bu 2 trilyon liralık kredi zincirleme bir şekilde yeni batıklarla bankacılık sektörünün önüne gelirse, o zaman ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu işin içinden nasıl çıkacaksınız? Finans piyasalarını ikna edemediğiniz çok net bir şekilde ortada. Ekonomik paketinizin işe yaramayacağını pek çok kişi gördü. Ve bunun sonrasında da zaten gördüğünüz gibi dolarda çok ciddi hareketler gözleniyor. Faizde çok ciddi hareketler gözleniyor. Keza borsada satışlar gelmeye başladı. Peki neden önemsenmiyor bizim söylediklerimiz? Sevgili dostlarım, ne yazık ki piyasa sıkıntılı bir sürece iyiden iyiye ilerliyor. Ne yazık ki reel sektör krizi bir finans krizine, arkasından da bir ekonomik krize doğru koşar adımlarla ilerliyor. Bakın yürüyerek falan demiyorum artık. Koşar adımlarla ilerliyor. Eğer ki 5.85 seviyeleri kırılır, bu siyasi belirsizlik devam eder. Daha da kötüsü, İstanbul'da seçimlerin tekrar edilmesi gündeme gelirse çok hızlı bir şekilde altının üzerinde bir dolar, hatta 6.5'un üzerinde bir doları görebiliriz. Kısa vade için konuşuyorum. Ve eğer ki süreç böyle 60 günlere falan yayılırsa yıl sonu hedefimiz olan o 10 liraları, 12 liraları çok daha hızlı bir şekilde görebiliriz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili dostlarım? Soğanı 20 liradan, domatesi 20 liradan, patatesi 20 liradan yemek zorunda kalabiliriz. Ekmek fiyatlarımıza her gün zam gelebilir. Bakın benzin 7 liraya çıktı, benzini 14-15 liradan almak zorunda kalabiliriz. Yani bu iş basit bir iş değil sevgili dostlarım. Dolar yükselecek diye sevinenler de sevinmesin. Oradan edeceğiniz karın hepsini hayatınızın her kademesinde cebinizden çıkartıp ödeyeceksiniz. Yeni vergilere ödeyeceksiniz, yeni zamlara ödeyeceksiniz. Kimse mutlu olmasın sevgili dostlarım. Ekonominin dengeleriyle bu kadar oynanırsa, demokrasinin ve cumhuriyetin dengeleriyle bu kadar oynanırsa, bu olacaklar da zaten kaçınılmazdır.
Bunu da unutmamak gerekiyor. Bizler buradan doğruları söylemeye devam edeceğiz. Sizleri uyarmaya devam edeceğiz. Sizlere en doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışmaya devam edeceğiz. Elimizin yettiği, dilimizin döndüğü kadarıyla. Ama ne yazık ki bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Türkiye ekonomisi çok büyük bir ekonomik krize doğru adım adım değil, koşar adım ilerliyor sevgili dostlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda yine birlikte olacağız. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın.